koronavirüse karşı alınan önlemler tek kullanımlık ürünlerin üretiminde de %25 artışa neden oldu. Uzmanların bol su için uyarısına karşılık en fazla talep edilen ürün bardaklar oldu. Şu anda küresel olarak biliyorsunuz bütün dünyayı tehdit eden bir virüste, koronavirüste karşı karşıyayız. Ve bu virüsün tabii ki hem ekonomiye hem sosyal hayata ciddi etkileri oluyor. Bu salgının önüne geçmek için bir takım tedbirler alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları oluyor. Burada tabii ki hijyen çok önemli ve dikkat çekmemiz gereken alan olarak önümüze çıkıyor. Hijyenik alanda peki yeme içme buradan nasıl etkileniyor? Burada tek kullanımlık ürün dediğimiz gruplar oldukça önemli bir misyona sahip. Çünkü şu anda salgın nedeniyle hiç kimse bir diğerinin yediği, içtiği herhangi bir bardağı, çatalı kullanmak istemiyor. Bu nedenle hijyenik olması anlamında tek kullanımlıklara inanılmaz bir talep artışını gözlemliyoruz. Şu anda son iki hafta içerisinde tek kullanımlık ürünlere, hijyenik olan bu ürünlerimize yaklaşık %25'lik bir artış söz konusu. Ve bu artışta en çok öne çıkan ürün bardaklar. Çünkü biliyorsunuz doktorların bu dönemde bol su tüketin uyarısı var. Dolayısıyla çatal, bıçak, kaşık ve diğer gruplarda da totalde %25'lik artış var ama en fazla bardak kullanıldığı için bardakta inanılmaz bir artış söz konusu. Burada tabii şunu söylemek lazım. Totalde bizim 2 milyar liralık bir üretimimiz var. Yani tek kullanımlık ürünlerden bahsediyoruz. Bunun yarısını biz ihracata gönderirken yarısını iç piyasada tüketiyorduk. Şu anda tabii ki iç piyasada ciddi bir talep artışı var. Ve bu talep artışı konusunda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'deki plastik endüstrisi oldukça güçlü. Avrupa'da ikinci sıradayız biz. Dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla tedarik zincirinde herhangi bir aksama öngörmüyoruz. Bu konuda tüketicilerimizin herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek yok. Talep artışından dolayı zaman zaman marketlerde raflar boşalıyor olabilir ama üreticilerimiz hızla üretime devam ettikleri için bu marketlerin raflarını doldurabilecek kapasiteye sahipler. Bu konuda tedarikte, zincirde bir sorun yaşanmasını beklemiyoruz biz. Hijyenik anlamda şu an insan sağlığı için ve salgının önlenmesinde oldukça önemli olan bu tek kullanımlıkta aynı zamanda çevre dostu. Çünkü bunlar geri dönüşüme gidebiliyor ve tekrar üretime dahil olabiliyor. Şu anda biz ithalatçı bir ülkeyiz. Dolayısıyla hem ekonomiyi hem çevreyi hem de sağlığımızı koruması açısından oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Tek kullanımlıklar şu anda sadece eskiden biliyorsunuz hastanelerde sıkça kullanılırlardı. Hastanelerin dışında şu anda inanın evlerde bile insanlar tek kullanımlığa dönmüş durumdalar. Ve hastaneler, evler, hatta şunu söylemem gerekiyor, fabrikalarda personelde herhangi bir salgının önlenmesi için hijyenik anlamda eskiden metal tabldotlar kullanılırken veya porselen tabaklar, şu an onların yerine yine bu tek kullanımlık kaplara geçilmiş durumda. Aslında tek kullanımlık ürünlerin yanında şu anda biz sektörümüzün medikal alanda da çok önemli bir misyona sahip olduğunu görüyoruz. Doktorların kullanmış olduğu önlüklerden, koruyucu gözlüklerden tutun da ellerinde kullandıkları bütün aletlere, ameliyathanelerdeki serumlara kadar hepsinin bu endüstrinin ürettiği ürünler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem sağlık, hem hijyen, insan hayatı ve pratik olması anlamında sektörün bu konuda üretimi oldukça şu anda kritik bir dönem ve bu dönemde de üreticilerimiz var gücüyle çalışıp tedarik zincirinde herhangi bir sorun yaşanmamasını sağlıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımızda şu an güzel bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Farkındalık oluşturmaya dair, biliyorsunuz şu anda toplumda bu salgının önlenmesi için bilinç çok önemli. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği yaparak FAGE olarak kurmuş olduğumuz okullarda öğrencilerimize biz tek kullanımlık ürünleri ürettirip bunları ücretsiz olarak hastanelere ve karantina bölgelerinde şu anda tuttuğumuz insanlara ücretsiz olarak ulaştırmayı hedefliyoruz. Buradaki amacımız şu, toplumda bu hijyen duygusu konusunda bir farkındalık oluşturmak.
Bu konuda da başarılı öğrencilerimiz bir çalışma yapmaktalar.